Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ilk defa arayanlar için ben Sinoptik Gezgin okur Merve. Bugün eğitim bilimlerinde program geliştirme dersini ele alacağız. Program geliştirme dersine nasıl çalıştım, nasıl çalışıyorum, nasıl tekrar yaptım ve nasıl soru çözüyorum bunları söyleyeceğim. Ve yıllara göre kaçar tane soru çıkıyor onları söyleyeceğim. İçerisinde neler var ve kaç haftada bitirdim ben bu dersi onu söyleyeyim. Şimdi içindekiler kısmını açtığım takdirde hemen o zaman kaydedimden başlayalım. 7 tane bölüm var içerisinde ama ben bunu 5 haftada bitirdim. Değil mi? Aynen. 4 hafta, 5 hafta gibi bir sürede bitirdim. Hemen anlatayım nasıl bitirdiğimi. Şimdi bölüm 1 temel kavramlar. Temel kavramlar zaten her sene birer tane soru geliyor buradan. Kesin yani kavramlardan yine bir soru gelecek. Adı üstünde program geliştirme. Bu kavramlar da hep bununla ilgili oluyor. Sistem nedir? Konular kısa kısa arkadaşlar, gözünüz korkmasın. Sistem nedir? Eğitim nedir? Eğitimin içerisinde mesela kültürleşme var, kültürlenme var. Bunların alt başlıkları var işte zoraki kültürlenme, işte gelişigüzel kültürlenme, kasıtlı kültürlenme gibi böyle alt başlıklar var. Sonra eğitim türleri var. Örgün eğitim, işte formal eğitim, yaygın eğitim var. Halk eğitimi var. Informal eğitim var. Daha sonra işte eğitimle ilgili yasal düzenlemeler var. Birkaç tane işte düzen var bununla ilgili. Son olarak öğretim veriyor ve eğitim programını veriyor. Eğitim programından da yetişik diye bir parantez açmışlar. Bunlarda da mesela eğitim programının temel öğeleri ve bu öğeler arasındaki ilişkiler var. Eğitim programının özellikleri var. Öğretim programı var. Ders programı. İşte örtük gizil program var. Jackson diye geçiyor bu. Daha sonra birçok örnekler var. Bu örneklerden sonra eğitim programı, öğretim programı, ders programı ve örtük programı arasındaki ilişkiler var. Son olarak da program geliştirmeyi veriyor ve konuyu bitiriyor. Yani temel kavramlar bu kadar kısa. Yani bakıyorum 15 sayfa. 15 sayfa sürmüş. 15 sayfanın yarısı zaten örnek, yarısı da zaten fotoğraf, resim yani o şekilde diyebilirim. Bu kadar kısa bir bölüm. Hemen ikinci bölüme geçiyorum. Testler verildi burada. İkinci bölüme geçiyorum. İkinci bölümde program geliştirmenin kuramsal temelleri, diğer kavramsal temellerle beraber oluşuyor bunlar da. Her sene istikrarlı olarak birer tane soru gelmiş. Bu sene de sanırım bir tane soru kesin gelecek diye düşünüyorum. Hemen bakıyorum içerisinde neler var. Tarihsel temeller var. Psikolojik temeller var. İşte davranışçı kuram, bilişsel kuram bunlar var. Sonra toplumsal temeller var. Felsefi temeller var. Felsefi temellerin işte açıklaması yapılmış felsefi akımlar var. İdealizm, realizm, pragmatizm. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Burada da tekrarlamış oluyoruz. Varoluşçuluk diye. Sonra eğitim felsefeleri var. Eğitim felsefesinde de daimicilik, esasicilik var. İlerlemecilik var. Bununla ilgili bir tane çıkmış soru var. Onu ele almışlar. Sonra da ilerlemecilik eğitim felsefesinin akımının özelliklerini veriyor. Yeniden kurmacılık var. Yeniden kurmacılık eğitim felsefesinin akımının özelliklerini veriyor. Ve konuyu bitiriyor. Bu da bu kadar kısacık bir konuydu. Ben birinci ve ikinci konuyu beraber çalıştım. Yani bir haftada iki bölümü bitirdim. Sonradan da üçüncü bölüme geçtim. Üçüncü bölümde istikrarsız bir tablo var. Ama 2017 ve 18'de mesela soru çıkmamış. Diğer 2012 yılında 3 tane soru çıkmış. Diğer yıllarda da birer tane soru çıkmış. Yani bu sene buradan soru çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ama yine bir soru kesin çıkacakmış gibi çalışmak gerekiyor. Zaten çok zor bir soru değil. Eğitim programı tasarımı, yaklaşımları ve modelleri diye konu başlığı atılıyor. Program tasarımı ve yaklaşımları var burada. İşte konu merkezli, birey öğrenen merkezli ve sorun merkezli olarak ele alınmış. Alt başlıklar halinde açıklanmış. Hepsi bakıyorum ekstra farklı bir şey verilmiş mi?
Sonra program tasarımı geliştirme modelleri var. İşte Tableau modeli, Tyler modeli, MAP program geliştirme modeli. Bir de şey var, Tableau ve Tyler birliktelik modeli var. Ve konu bitiyor. Bu da bu kadarcık, kısacık bir konuydu. Diğer bölüme geçiyorum. Diğer bölümde son 3 yılda birer tane soru gelmiş. Diğer yıllarda maalesef işte soru gelmemiş. 2012'de de 3 soru gelmiş. Şöyle göstereyim. Yani buradan da yine soru gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama biz yine bir tane soru gelecekmiş gibi çalışalım. Burada bana hemen Talim ve Terbiye Kurulu veriyor. Program geliştirmenin planlanması. Talim ve Terbiye Kurulu'nun işte şunu göstereyim ya. Bir Tableau veriliyor. Bu Tableau'ya göre çalışma yapıyoruz biz. Sonra açıklaması veriyor. Çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma planının oluşturulması, ihtiyacı belirleme ve değerlendirme. Alt başlıklar veriliyor. Onları geçiyorum. Sonra ne var burada? Tekniğin ilerleyişi, meslek, görüşme, gözlem, ölçme araçları, testler, kaynak tarama, ProGel, Dokum tekniği ve teknikler verilmiş. Delphi tekniği verilmiş. Başka da bir şey yok. Bu da bu kadarcık, kısacık bir konuydu. Yani bu haftalarca çalışmaya gerek olan bir ders değil program geliştirme. 2-2-2-2 çalışabilirsiniz. Yani ben bunu 4 haftada, 5 haftada bitirdim. 5. bölüm program tasarısı hazırlama. Şimdi buradan fazla soru geliyor. 2012'de 5 soru gelmiş. 2017'de 3 soru gelmiş. 2014'te 1 soru gelmiş. Diğer yılların hepsinde 2'şer tane soru gelmiş. Onun için bu konu bizim için önemli. Bakıyorum ne var? Hedef var. Hedeflerin nitelikleri var. Hedeflerin belirlenmesi var. Hedeflerin dikey sıralanması, hedeflerin yatay sınıflanması, hedef yazma yaklaşımları, bunu alt alta açıklamış. Sonra aşamalı hedef yazma yaklaşımı, Bloom taksonomisi diye başlık atmış. Bilişsel alan var. Bunlarda da mesela bilgi var, kavrama var. Bilişsel alanın içerisinde. Uygulama var, analiz var, sentez var. Değerlendirme var, duyuşsal alan var. Alma, tepkide bulunma, örgütleme, değer verme gibi kavramların başlıkları var. Daha sonra hedeflerin davranışa dönüştürülmesi diye bir başlık atılmış. Sonra yenilenmiş Bloom taksonomisi. Söyleyemedim, taksonomi. Taksonomisi var. Sonra bakıyorum. İçerik, konu, kapsam, muhteva, müfredat diye bir başlık atılmış. Bu başlığın alt başlıkları olarak içeriğin seçimi ve düzenlenmesine dikkate alınan ilkeler. İşte ilgililik, tutarlılık, öğrenciye görelilik, sistematiklik, öğrenme ve öğretme ilkelerine uygunluk, uygulanabilirlik, anlamlılık, yararlılık, ekonomiklik, denge vesaire vesaire hepsi verilmiş. Son olarak içerik düzenleme yaklaşımları demiş. Doğrusal yaklaşım, sarmal yaklaşım, modüler yaklaşım, piramitsel yaklaşım, çekirdek yaklaşım denmiş. Bakıyorum. Şurada şunun devamı. Sorgulama merkezli yaklaşım, konu ağı proje merkezli yaklaşım. Son olarak da belirtke tablosu varmış. Belirtke tablosunun işlevlerini vermiş. Şöyle bir belirtke tablosunu sunmuş ve konuyu bitirmiş. Yani bu kadar. Konuyu bitirmiş. Son bölümde ise, son bölüm mü oluyor, bir dakika. Yok, bir tane daha bölüm olması lazım. Aynen. Programın denenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi demiş. Benim için son bölüm çünkü bu bölümden hiç soru çıkmadığı için ben çok fazla dikkatli çalışmamışım bu bölüme. Ama yine de içindekileri söyleyeyim. Olur da olur ya, belki bizim şansımıza bir tane soru gelir yani. Tasarının denenmesi, pilot okullarda uygulama demiş. Program değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, amaca göre değerlendirme, içerik, program değerlendirme modelleri, Tyler'ın hedefe dayalı değerlendirme modeli, işte Proos'un farklar yaklaşımıyla değerlendirme modeli,
Stufle Beam'in bağlam girdi süreç ve ürün modeli. Steak'in uygunluk olasılık modeli. Sonra bakayım. Eisner'ın eğitsel eleştiri değerlendirme modeli. Programın geliştirilmesi demiş. Sonra 7. bölüme geçmiş. 7. bölümde de öğretim sürecine planlama var. 2012'de ve 2017 yıllarında birer tane soru gelmiş. Diğer yıllarda hiç soru gelmemiş. Bunda öyle çok üstün körü çalıştığım konulardan birisi. Ama içerisindekileri size söyleyeyim. Tekrar bunlara bakacağız arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Plan var. Öğretim planları hazırlanırken dikkate alınması gereken ilkeler. Sonra plan türleri var. İşte ders planı, ünitelendirilmiş yıllık plan var. Giriş bölümü, gelişme bölümü ve sonuç bölümü, değerlendirme bölümü olarak ayrılmış. Planın yararları, plan yapmanın ilkeleri demiş ve konuların hepsini bitirmiş. Dediğim gibi ben bunu 4 haftada, 5 haftada çalıştım. Son böyle hiç soru çıkmayan yerleri çok fazla çalışmadım. Üstün körü çalıştım. Onun için program geliştirme dersi böyle çok göz korkutulacak bir ders değil. Çalışıldığı takdirde yani az bir çaba harcayarak da yapabileceğimiz bir ders. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Program geliştirme dersine bir sonraki videoda giriş bölümü olarak başlarız. Artık böyle hızlı hızlı çalışırız beraber diyorum. İyi çalışmalar size. Tekrar görüşmek üzere. Ah yoruldum birazcık. Neyse görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.